Sevgili dostlar, beyaz ceketli şefler, bakar mısınız? Ağlar, ceketler yakışmış, uyar oldu. Bağlar başı olmuş. Şimdi bu hafta 8. hafta ve 8 adet de yarışmacımız kaldı. Bu yarışma bugün biraz daha başka bir yere bürünecek. Şeflerimiz sizi birazdan açıklayacaklar. Benim çok sevdiğim bir bölüm gelmiş olacak. Niye sevdiğimi de anlatacağım az sonra. Arkadaşlar, Şef Akademi'de artık başka bir seviyeye geldik. Sizin burada varlığınızı temsil eden bıçaklar gibi artık beyaz şef ceketlerinin de üzerinizde olması gerektiğini bu hafta içi aranızda yaptığınız sohbetlerden de biraz esinlenerek öngördük ve size ceketlerinizi dağıttık. Bu ceketlerinizi hak edecek bir etaba gideceksiniz. Unutmayın, iyi bir şef mutfakta kendi bölümünü iyi idare eder. Gerekiyorsa mutfağı iyi idare eder. Emir, komuta, sevk, inisiyatif alma konularında da kendini her gün geliştirir. Bugün sizden beklediğimiz şey kendinizi, size verilen bir reçeteyi eksiksiz uygulama yönünde geliştirmeniz. Yani anlayacağınız, bugün sizden bir tarif isteyeceğiz ama bu tarifi sizin kendi bilginize göre değil, size vereceğimiz reçeteye göre yapmanızı isteyeceğiz. Zaten tarifi duyduğunuzda da iyi ki şefler bize bu reçeteyi vermiş diyeceksiniz. Derler mi acaba? Bence derler. Hem onlar der hem de bence biz de deriz. Çünkü ben hastasıyım. Ben ne soruyorsun? Benim hayatımı kurtaran bir yemektir. Tarifler deyince şöyle yapalım. Evet. Tarifler. Evet. Vay. Ali şefim. Ders çalışsınlar biraz. Ya. Bugün ne yapacaklar ya? Şimdi biraz şey yaptıktan sonra acaba... Öyle bir şey yapmak istedim. Evet. Şimdi dağıtacağım hepsine. Evet. Sonra buraya geleceğim ve hep beraber açıklayacağız. Bir dakikanızı rica ediyorum. Şuradan şöyle yapıyoruz, bakın. Peki şimdi okumasınlar mı hemen? Okumasın. Ters çevir, koy bakalım. Ters çevir. Böyle veriyorum. Ha, ters açmıyorsunuz. Ha, ta ki biz size bakabilirsiniz diyene kadar. Allah Allah. Bak. Ne biçim tuzak. Ne Berat, duydun değil mi? Bakmıyorsun Berat. Evet şefim. Tam Berat'lık bir tarif. Ne istiyorsun? Berat'lık tarif. Tabii. Antik uçağı. Antik uçağı. Kebap gelir. Buyurun. Yine garip bir etap ya. Teşekkürler. Tamam. Evet, ilk tarifimiz... Dur bir dakika. Ne bekliyorsunuz? Bir onu sorsana Ali. Ha? Bir onu sor. Ne bekliyorsunuz bakalım? Acaba ne olabilir sizler için? Bu hafta ne yapmış olacak? İpucu verdin. Tam senlik dedin. Herkes kebap bekliyor şu anda. Mumbar da olması. Mumbar da olması. Güzel. Çağlar? Şef, Meksika mutfağından bir şeyler hissediyorum. Meksika? Vay canına. Murat ne hissediyor acaba? Yani bence sağlam bir şey çıkacak. Sağlam. Evet. Aynen öyle. Sağlam bir şey. Hastasıyız mutfaklarından. Favorilerimizden bir tanesi. Hint mutfağından bir yemek geliyor size bu hafta. Hint. Biryani. Hint mutfağı mı? Kuzenini. Tikka masala. Tavuklu tikka masala yapacaksın. Ben de alkışlarım bunu. Bunu ben de alkışlarım. İki tarif verdik olacak çünkü. Hastasıyım. Böyle bir yemeği elbette ki tarifsiz yapmanızı beklemiyorduk. Niye tarif verdik peki? Profesyonel mutfağa adım attığınıza göre artık profesyonel mutfakta da şefler ne yaparlar? Tarifle çalışırlar. O da ayrı bir meziyet, ayrı bir yetenektir. Tarif zor bir tarif. Çok malzemeli bir tarif. Okumanız, anlamanız gerekiyor. O yüzden... Bir çevirsinler bakalım artık o zaman. Hadi bakalım. Ha? Bir çevirin ve 1,5 dakika kadar tarifi okuyup inceleyin. 1,5 mu? 1,5. Süreniz başladı. Evet arkadaşlar, son 10 saniyeniz. Tarifi kafanızda bir toparlayın. Alışverişe girdiğiniz zaman reçeteyi yanınızda tutabilirsiniz. Reçeteniz elinizin altında olabilir. Evet. Ama kafanızda alışveriş sıralamasını yapın ve reçeteyle ilgili çalışmak için size verilen süre tamamdır. Dur. Evet, dikkatinizi buraya alıyoruz arkadaşlar. Murat, dikkatinizi buraya alıyoruz arkadaşlar. Bunu yapıyor olmamızdaki temel sebep şu. Mutfakta çalışırken hiçbir zaman pas tezgahındaki şefiniz bir siparişi size 2 kere tekrarlamaz. Bir siparişle ilgili size 2 kere talepte bulunmaz. Baktığınız şeyi görmeniz, gördüğünüz şeyi uygulamanızı bekler. Bugün işte bu etabı yaşayacaksınız. Hızlı ve pratik olmalısınız. Ali Şef'im, pişirmek için ne kadar süre verdik arkadaşlarımıza? 75 dakika. Uyaroğlu'sundan 40. 40 dakika. Güzel. Makul bir süre. Nasıl ama ses çıkmadı. Tabii. Peki alışveriş için kaç dakika süre verdik? Dakika mı? Dakika mı dedim ben? Peki ben bir şey merak ediyorum. 40 dakika bence iyi bir süre bunu pişirmek için. Ama doğru planlama yaparlarsa. Peki alışveriş için bir süre vereceğiz. Zaten artık yani yazdınız. İşte. Planlaması da var. Alışverişi insaflı davranalım çünkü epey içinde bilemiyorum ne var dükkanda ama bayağı malzeme var bunun içerisinde, baharatlar. Bayağı var. Tabii. Ne verdik Ali Şef'im alışveriş için? 60 saniye. 60 saniye mi? Şef, kaç? Çok az. Değil mi? Şefim zaten 8 kişi giriyoruz. Vallahi şefim yap. Ya size helalinden, gelişinden, üstüne hiçbir şey koymadan 80 saniye. Güzel. Güzel. 90. Tamam. Bu hafta iyi taraftan. Onu da benden ver ya. Allah hadi be. Hadi 90 ya. Hadi aldın 90 ya. Al ama 90. Ama 90 tam oldu. Ama Londra'da yediğim ki bunun aslı daha çok Londra'dır. Şeyden çok enteresan bir şekilde Hindistan'dan çok Londra'da yenir. Londra'da yediğim en baba kebapçı de bak kebapçı aklıma aldın. En baba lokantada daha iyisini alacağım. 90'ı ben verdim. Ben isterim diyorsun. Meyvasını yerim. Peki. Plan. Arkadaşlar alışveriş için 90 saniyelik bir süreniz olacak. Şimdi hemen gözünüzde markette neyi nereden alacağım hızlıca geçirin. Kendinizi akşam servisinde müşteriye yemek çıkartan beyaz ceketli bir mutfak takımı olarak değerlendirin. Ve alışveriş için yapacağınız malzemeleri gözünüzden geçirin. Unutmayın şu an yarıştığınız etap bireysel etap. Bu etabı kazanan her hafta olduğu gibi Şef Akademi'de kartları yeniden dağıtacak. O yüzden bu etabın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlat. Bu hafta da hatırlat. Her hafta hatırlatıyoruz ama artık ne kadar çıkarsa. Söyleyeceğim yalnız ben şimdi böyle bakınca beyaz ceketli arkadaşlar görünce tabii ki o profesyonel mutfaktan kalan bir alışkanlık olarak acayip gözlerim alıştı ve çok mutlu oldum yani. Çok hoşuma gitti. Evet. Ve yakışmış arkadaşlara da. Bir de sakalları kestik mi tamamdır bu iş haftaya yani. Hadi bakalım. Ha? Evet arkadaşlar Şef Akademi'deki bireysel etapta yarışmak için hazır olduğunuzu gözlerinizden görüyoruz. Alışveriş süreniz 90 saniye ve pişirme süreniz 40 dakika. Unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.